Alternatifsiz tedavi metodu hacamat. İnsanı ve hastalıkları yaratan Allahu Teala yarattığı her derdin devasını da yaratmıştır. İnsana düşen vazife bir yandan dua ederken diğer yandan da hastalıklardan kurtulma yollarını arayıp tedavi olmaya çalışmaktır. Nitekim insanlara her konuda rehber olarak gönderilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde hastalandığında hekimlere tedavi olmuş, hastalanan ashabı içinde hekimler çağırmış ve zamanın tedavi yöntemlerinden faydalanmıştır. O zaman tedavi yöntemleri arasında en yaygın olarak kullanılan hacamatta peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sıkça başvurduğu bir tedavi uygulaması olup bizzat Cebrail aleyhisselam tarafından kendisine ve ümmetine tavsiye edilen bir tedavi şekli olmuştur. Hacamat yüzlerce yıldır dünyanın birçok yerinde koruyucu hekimlikte ve hastalıkların tedavisinde kullanılmış, günümüzde de dünyanın birçok yerinde alternatif tıpta en fazla tavsiye edilen tedavi metodu haline gelmiştir. Hacamatla tedavi, Amerika tıp fakültelerinde ders olarak okutulmaktadır. Hadiste buyrulmuştur, Hacamat olmak aç karnına daha faydalıdır. Hacamat olmak, aklı ve hıfsetme, ezberleme gücünü arttırır. Hafız olanın da hıfzetme kabiliyetini kuvvetlendirir. Artık kim hacamat olmak isterse Allahu Teala'nın ismini zikrederek perşembe günü hacamat olsun. Tıbbı nebevi'de kan aldırma işlemi vücuttan alınan kanı bir başka yerde kullanmak için değil, ancak hasta bir vücudu sağlığa kavuşturmak için yapılmaktadır. Bu sebeple hasta bir bedenden ayrılan kan hasta bir kandır, kullanılması doğru değildir. Bilindiği üzere vücuttaki fazla kan, kalp ve beyin sektelerine, sinirsel rahatsızlıklar, alerji gibi birçok hastalığa sebep olmaktadır. Hacamatla, işte bu fazla kan ve deri altındaki kirli kanlar dışarı çıkartılır. Ayrıca hacamatla baş ağrısı, bel ağrısı, diz ağrısı, uyuşukluk, tembellik, ağrılık vesaire gibi hastalıklarda tedavi edilir. İngiliz nörolog Dr. Henry Heed'in keşfedip bize bildirdiğine göre, deri üstündeki reseptörlerin iç organlarımızla olan irtibatları sayesinde hacamatla bu organlarımızın tedavisi mümkün olmaktadır. Hacamat yapmak için deri vakumlanıp çizildiği anda beyin tarafından tabi morfin olan endorfin salgılaması başlar, kan dolaşımı hızlanır ve cisimdeki mukavemet güçleri harekete geçer vücuttaki zararlı kolesterol oranı düşmeye başlar ve faydalı kolesterol artmaya başlar. Ayrıca vücuttaki tabi kortizonun çoğaldığı, Mısırlı doktor Macide Amir tarafından klinik çalışmalar ve analizler neticesinde ispatlanmıştır. Bu faydalar, kan damardan alındığında yeterince sağlanamadığından, kan aldırmak asla hacamat yerine geçmez.